Herkese merhabalar, Met kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün trigonometrik fonksiyonların periyotlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Size hem bunun grafiklerini anlatacağım. Aynı zamanda arkadaşlar aslında bunların bir fonksiyon olduğunu, belli sürelerle tekrar ettiğini ve bu tarz soruların temel olarak nasıl çözüleceğini size anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar yani sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantı anlamak için Bunların grafiksel bir gösterimi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın burada mesela sinüs fonksiyonunun grafiğini göstermiş. Hakikaten böyle mi? Bakalım. Bakın arkadaşlar. Sinüste 0 verdiğiniz zaman sonuç sıfır oluyor. Sinüste bakın pi bölü 2 90 derece verdiğiniz zaman sonucumuz ne oluyor? Sonucumuz bir oluyor. Sinüste pi verdiğiniz zaman yani 180 derece verdiğimiz zaman sonuç yine sıfır oluyor. Sinüste 270 derece verdiğiniz zaman sonucumuz ne oluyor? Sonucumuz eksi 1 oluyor. Arkadaşlar sonra sinüste 360 verdiğiniz zaman yine sonucumuz sıfır oluyor. O zaman bu sinüs fonksiyonu sürekli bu şekilde tekrar eden bir fonksiyon. Hastanın yaşam e, ya da şöyle diyeyim, hastanın kalp atışları sinüs fonksiyonuna döndü. Ne demek yani? Normalde kalp nasıl atması gerekiyor? Dın dın, dın dın, dın dın diye atması gerekiyor. Ama ne oldu? Dıt. Yani şu olay. Bakın sinüs fonksiyonunda hastanın kalp atışları. Yani ne demek arkadaşlar? Yani muhtemelen eksi oldu demek yani. Öldü demek yani kısaca. Yani şimdi arkadaşlar sinüs yani sürekli tekrar eden bir hareket arkadaşlar. Kosinüs de aynı şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar sinüs burada. Bakın sinüsün başlangıç noktası sıfıra sıfırdan geçiyor. Ama kosinüs de bakın kosinüs de sıfır verdiğimiz zaman ne oluyor? Sıfır verdiğimiz zaman bir oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar burası önemli. Sinüs bakın sinüs orijine göre simetrik. Bakın çaprazda birbirinin aynısı sinüs. Ama kosinüs bakın o y eksenine göre simetrik. Peki bir şey orijine göre simetrikse tek fonksiyon yani içindeki eksiği dışarı tükürür. Yani sinüs eksi 60 dedikleri zaman sen eksi sin 60 dersin. Ama kosinüs de y eksenine göre simetrik olduğu için çift fonksiyon. Çift fonksiyon içindeki eksi açıyı içindeki eksi açıyı yutar. Eksi yutar. Yani kos 60 Çünkü onun için eksi ve artı yazmak aynı sonucu getirir. Çünkü sağ ve solu birbirinin aynı y eksenine göre simetriktir. Bu da kosinüsün görünümü arkadaşlar. Tamamen şartımızı sağlıyor. Peki tanjant ve kotanjant nasıl? Bakın arkadaşlar tanjantta gördüğünüz üzere bakın tanjant 0 0 pi bölü 2 verdiğin zaman pi bölü 2, yani 90 derecede tanjant sonsuza gidiyor arkadaşlar yani tanımsızlığa doğru gidiyor. Eksi burada da arkadaşlar sonsuza tanımsızlığa doğru gidiyor. Kotanjant bakın bunu tam tam ters görünümü. Bakın onda da arkadaşlar onda da bakın sıfır verdiğimiz zaman sonsuza gidiyor. Kotanjant da burada ve burada. Ama arkadaşlar burada pi, pi bölü 2 ve eksi pi bölü 2 verdiğimiz zaman yani 90 ve 270 derecede bakın gördüğünüz üzere tam sıfırı yakalamış oluyoruz. Burada da arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi burada kotanjantın görünümü oluyor. Yani bunların böyle bir tekrar eden grafikleri olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki bunların tekrar eden grafiklerinde bu tekrarlara ne diyoruz arkadaşlar? Fizikten de belki biliyorsunuzdur. Periyot diyoruz. Bunların düzenli bir tekrarlama periyotları var. Bu bizim ne işimize yarayacak? Sevgili arkadaşlar buna diyeceksiniz ki ya Yaşar Hocam senden Allah razı olsun. Üniversiteye geçtim. Üniversitede işte bazı seriler olacak arkadaşlar bu seri tiplerinde size hocanız anlatacak bunu ve bunun tekrarlı olmasını anlatacak ve siz diyeceksiniz ki ya bana yıllar önce Yaşar hoca anlatmıştı bunları diyeceksiniz. Arkadaşlar bu mühendislik için matematik derslerinde karşınıza çıkıyor arkadaşlar bazı seri türleri oluyor. Şimdi o yüzden de burada bu tekrarları bulmak yani periyodunu bulmak oldukça önemli. Peki periyotları nasıl buluyoruz? Şimdi Elimizde bakın gördüğünüz üzere sinüs, kosinüs, sekant ve kosekant varsa arkadaşlar böyle ifadeler varsa bu ifadelerin periyotlarını yani düzenli tekrar edişlerini bakın arkadaşlar neye bakıyoruz? Şu baştaki şöyle kırmızı ilerledim orayı. Şöyle arkadaşlar buradaki enine bakarak bakıyoruz. şu ene bakarak. Eğer enimiz çiftse enimiz çiftse bakın arkadaşlar pi yani 180 pi bölü C. C'miz ne? Bakın C'miz X'in katsayısı. Gördünüz mü? Burada içe Geri kalanı bizi sallamıyoruz arkadaşlar. Geri kalan D'yi, A'yı, B'yi sallamıyoruz. Bunlar arkadaşlar bu şekilde diyoruz ki ha, tek çiftse P bölü C mutlak değer içinde. Tekse de P bölü 2P bölü C mutlak değer içinde. Bunu şöyle hatırlayabilirsiniz. Yani tekse çift olanı, çiftse tek olanı gibi hatırlayabilirsiniz. Burada bir oluyor gibi düşünebilirsiniz. Bunun düzenli tekrar işlemi. Mesela böyle bir fonksiyon gördüğünüz zaman bu fonksiyon şu periyotlarla aynı sonucu veriyormuş. Neden önemli arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum. Bir fonksiyon her pi derecede bir tekrar ediyor. Mesela fx eşittir. Mesela her fx'in periyodu pi. Mesela bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Yani f mesela 45 derece artı 45 derece de aynı demek. Her pide bir tekrar ediyor ya. F 45 artı pi de aynı sonucu verir. R eşittir f 45 artı pi artı pi. 2 pi de aynı sonucu verir. Yani bunlar hep aynı sonucu verir anlamak için Sen bu sırada çok hızlı bir şekilde bulabilirsin yani bir ifade. Yani düzenli bir tekrar. Düzenli bir periyotlama sistemi var anlamına geliyor yani burada. Şimdi gelelim buraya. Bunu bu şekilde buluyoruz. Bakın arkadaşlar tanjant ve kotanjantlarda direkt arkadaşlar pi bölü c. Bakın şurada hiç buranın tek ve çift olmasına bakmadan direkt c'ye pi bölü c'nin mutlak değerine bölmüş oluyoruz. Periyotları bu şekilde hızlı bir şekilde bulmuş oluyoruz. Mesela biz bazı ifadelerin periyotlarını bulalım. Gördüğünüz üzere burada bakın sinüs bir ifadesi vermiş. Sinüste bakın çift ise pardon şurası gördüğünüz üzere çift ise neydi arkadaşlar çift ise bizim periyotumuz pi bölü C'nin mutlak değeri. Şimdi pi'miz burada. C'miz ne? X'in katsayısı. Bu ne arkadaşlar? X'in katsayısı. 1 bölü 2 arkadaşlar. X'in katsayısı burada. Pi bölü 1 bölü 2 mutlak değer içinde. O zaman ne oldu bunun periyodu? Periyodu 2 pi oldu. Yani her 2 pi'de bir aynı yere geliyormuş bu fonksiyon. Aynı sonucu veriyormuş anlamına gelir. Gelelim buraya bakın. Kosinüsün üzerinde ne var? 1 var bakın burada. Tek. O zaman tek olduğu zaman bunların kosinüs ve sinüs ve kosekant ve sekant da arkadaşlar ne oluyordu? 2 pi bölü ne oluyor? C'nin mutlak değeri oluyor. 2 pi bölü C'miz ne burada? C'miz 3 arkadaşlar. 2 pi bölü 3. O zaman bunun periyodu da 2 pi bölü 3 oluyor sevgili arkadaşlar. Gelelim buraya. Bakın burada tan küp. Ya ister tan küp olsun tan kare olsun. Tanda olay çok netti. Tanda periyot pi bölü C mutlak değer içinde. Tamam pi'yi verdik. C'miz ne? Bakın burada. 2 pi bölü 2. O zaman bunun periyodu da pi bölü 2 oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim mesela buradaki bir tane soruya. Diyor ki fonksiyonların periyotlarının toplamı hangisidir diyor arkadaşlar. Bu etkili matematik analitik kitabından güzel bir soru. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın sinüsün üzeri 1 tek yani. Tek olduğu zaman bunun periyodu neydi? T eşittir. 2 pi bölü c mutlak değer içindeydi. Yani 2 pi bölü c'miz ne burada? C'miz 5. Bunun periyodu bu. 2 pi bölü 5. Buna geldik. Bunda bakın üzeri yine tek arkadaşlar Gördüğünüz üzere kosinüste. O zaman yine aynı mevzu var. 2 pi bölü bunun c'si ne? Bakın bunun c'si 4 arkadaşlar. Yani pi bölü 2 oluyor bunun periyodu da. Geldik buraya. Burada da arkadaşlar tanjant. Tanjantta her zaman neydi periyodumuz? Periyodumuz pi bölü C mutlak değer içerisindeydi. Şöyle biraz yaklaştıralım. O zaman bunun periyodu ne oldu arkadaşlar? Şöyle yaparsak. Pi bölü C'miz ne burada? C'miz 2. Pi bölü 2 oldu bununki de. Geldik buna. Burada da kotanjant fark etmez arkadaşlar. Üzeri 4 de olsa, tek de olsa, çift de olsa, tanjant ve hep şu kullanılıyordu. O zaman pi bölü, bakın burada bunun değeri eksi 1. Eksi 1 ama mutlak değer içinde olacak arkadaşlar. O zaman bunun da periyodu Pi oldu. O zaman ben bunların hepsini topluyorum. Şunu, şunu, şunu toplayacağım. Bakın pi bölü 2, pi bölü 2. Bir tane pi eder. Bir pi daha 2 pi eder. 2 pi bölü 5 artı 2 pi oldu. O da 12 pi bölü 5 oldu. Tüm buradaki periyotların toplamı 12 pi bölü mi sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş oldum. Hepsinin tek tek periyotlarını buldum sevgili arkadaşlar. Peki elimde gördüğünüz üzere şöyle bir grafik var. Ve ben bu grafiği anlamlandırmaya çalışıyorum. Hangisidir diye bana soruyor. Sevgili arkadaşlar böyle sorularda çok gerilmenize gerek yok. Bakın şöyle bir mantık uygulayabilirsiniz arkadaşlar kısaca. Şimdi öncelikle bizim elimizde şöyle bir ifademiz var ya. Mesela nasıl bir ifademiz var? Şöyle bir ifademiz var. Mesela A artı e, ne diyelim a artı b çarpı f'in içerisinde cx artı d gibi bir ifade var arkadaşlar böyle. Şimdi biz bu ifadede bu ifadede eğer bakın biz burada bir a eklersek bakın şurada bir a eklenirse şurada bir a eklenirse yani böyle bir ifadede böyle bir ifadede a'nın değişmesi ne anlama gelir? a'nın değişmesi Şimdi bir fonksiyona bir sayı eklediğin zaman fonksiyon yukarı aşağı oynar. Özel tanımlı fonksiyonlar kısmı da anlattım arkadaşlar. Bir fonksiyona sayı eklersen yukarı aşağı oynar. Bir fonksiyonu bir ifadeyle çarparsan onun olduğu yeri değiştirmezsin. Kökleri değişmez. Ne olur? Daha sert hareketler yapar yani daha böyle dikine hareketler yapar arkadaşlar. Daha sert hareketler yapar. 2 i̇şte ile çarparsan iki katına çıkar. Veya 1/2 yaparsan daha küçük yapar. Veya eksiyle çarparsan hemen simetriğini alırsın. Yani gelip y'ye göre simetrini alırsın. X'lerin yerleri değişir. Bunu özel tanımlı fonksiyonlara çok detaylı anlattım arkadaşlar. Peki sen bunun içindeki x'i bir ifadeyle çarparsan. O zaman ne olur arkadaşlar İçindeki x'i çarparsan. O zaman fonksiyon genişler. Yani genişler veya daralır. Yani bu genişliğini ve daralığını dikeyliğini değil. Yatay ve dikey böyle genişleyip daralmasına etkiler. Peki bir sayı eklersen. Bakın arkadaşlar bir sayı artı bir sayı eklersen bu sefer eksiye doğru kayar eksi bir sayı eklersen, negatif bir sayı eklersen artıya doğru kayar gösterir. Bu özel tanımlı fonksiyonları çok detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar bunu. O videoyu açın, izleyin arkadaşlar. Oldukça iyiydi. Kampın başındaki videolardan biri. Şimdi gel buraya. Diyor ki hangisidir diyor. Ya, tamam sen bu soruyu çözmek için bunları bile bilmene gerek yok. Ben bunları sana fazlını anlattım. Kardeşim gel koy yerine. Pi bölü 4 koyunca eksi 1 gelecekmiş. Tamam bak burada yazıyor. Bak koy bir pi bölü 4 kardeşim. Pi bölü 4 koyduğum zaman burası ne oldu? Pi bölü 2. Kosinüs 90 ne? Kosinüs 90 0. Sonuç eksi 1 geldi mi? Geldi. Bak bunu sağladı. Gel şuna da bakalım. Pi bölü 2 koyduğumda sonuç eksi 2 gelecekmiş. Gel sağlıyor mu? Koy kardeşim pi bölü 2. Pi bölü 2 koyduğun zaman burası ne oldu? Pi oldu. Kosinüs pi nedir arkadaşlar? Kosinüs pi eksi 1'dir. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 oldu. Bunu da sağladı. Bir tane daha koyalım da. Mesela pi koyduğun zaman da 0 geliyormuş. Bakalım arkadaşlar pi koyduğum zaman Şöyle pi koy buraya. Pi koyduğumuz zaman burası ne olur? 2 pi olur. 2 pi de kosinüs 360 derecede 1'dir. 1 ile eksi 1 topla 0 olur. Vallahi cevabımız Adana. Denemeye bile gerek kalmadı. Ama gerekirse hepsini denerim bulurum yani. Çok da bir problem değil benim için. Bunu da size söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Oldukça rahat bir soru tipi buradaki. Şimdi gelelim buraya bakın. Diyor ki a b, k tam sayıları olmak üzere. Fx eşittir a artı b Çarpı kosinüs kx diye vermiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle kosinüsün ilk halini bilmemiz gerekiyor fonksiyonun. İlk halini bilmemiz gerekiyor. Şimdi ilk hali ne kosinüsün? Gelin bakalım. Şu yukarıda. Kosinüsün ilk hali bu. Bakın arkadaşlar kosinüs nasıl bir şey? Kosinüs nasıl bir şey? Bakın arkadaşlar kosinüs öncelikle eksi -1 ile artı +1 arasında değerlik alan. Yani açıklığı bakın şuradaki açıklığı 2 birim olan bir fonksiyon. Peki sevgili arkadaşlar gelin şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Bunun açıklığı ne kadar? Bakın oradaki açıklığı. Bakın. 3 ile eksi 1 arası değer almış. Gördünüz mü? Yani açıklığı 4 olmuş. 2 iken 4 olmuş. O zaman fonksiyon bir sayıyla çarpılmış. Neyle çarpılmış? 2 ile çarpılmış fonksiyon. Çok net. O zaman şuradaki B kesinlikle 2. Fonksiyon 2 ile çarpılmış. Yani 2 katı daha uzamış dikine fonksiyon. Bu birincisi. Şimdi devam ediyorum. Şimdi diyor ki bana. Şuradaki K'yı da bul diyor. Şimdi ben neyi biliyorum? Bu nasıl bir fonksiyon? Üzeri 1. Yani bunun periyodu ne olur? 2 K bölü C olur değil mi bunun periyodu? Peki bunun periyodu ne? Şimdi bakın arkadaşlar periyodu nasıl anlarım? Bakın periyodu şuradan anlayalım. Bakın şuradaki fonksiyonu iyice inceleyin. Bakın periyodu şu şekilde anlıyorum. Bakın şöyle siliyorum. Periyodu bakın burada ya. Geliyor. Buradan buraya. Mesela şu arada bir yerde nasıl anlarız arkadaşlar? Bur buraya geliyor. Bakın bir daha oraya gel ama bu periyot değil. Bakın bir daha şuraya geldiği zaman periyot oluyor. Yani bakın kendi bu nokta ya, Bu noktaya bir kere değil bir daha geldiğinde periyot oluyor yani. Periyotun mantığı bu. Yani arada bir nokta seçersek veya mesela şurayı seçersek bu mesela periyot şuraya kadar olan kısım olmaz. Bunun bir daha buraya geldiği kısım olmuş olur yani. Periyot dediğimiz bu şekilde bulunuyor. Şimdi yani bir çünkü iniyor tekrar çıkıyor. Tekrar inerken orası denk gelmesi gerekiyor. Şimdi o yüzden mesela bana burada ne vermiş? Bakın bu soruda şöyle bakın bu noktayı vermiş. Bakın şu noktayı vermiş bana şu nokta. Bakın bir kere gelmiş buraya Sonra bir daha buraya geldiğini benim periyot olarak saymam gerekiyor. Peki bu aradaki açıklık ne kadar? Bakın pi bölü 4'ten 3 pi bölü derece. Burası ne kadar? 2 pi bölü 4. Bu yarım periyot. 2 katı yani 4 pi bölü 4 de bunun periyodu olur. Yani periyodu pi'ymiş bunun. E periyodu pi ise periyotta neye böleceğim 2 pi'yi? Pi olacağına göre. O zaman c'si ne bunun? C'si 2 sevgili arkadaşlar. O zaman buradaki k da gelmiş. K'mız da buradan 2 olmuş sevgili arkadaşlar. Peki a'mız ne? Şimdi arkadaşlar sen bunu geldin 2 ile çarpmadın mı? 2 ile çarptığın zaman artık neydi bu? Normalde bu ne ile ne arasındaydı kosinüs? Eksi 1 ile 1 bir arasındaydı. Yani sen bunu 2 ile çarptığın zaman artık genişliği ne oldu? Bakın yukarı çıktı. 2 ile eksi 2 arasında oldu. Ama bununki ne? Bununki 3 ile eksi 1 arasında. Yani ne olmuş yani? Şu da bir birim yukarı gelmiş. Bu da bir birim yukarı gelmiş. Yani bunu sen ne ile toplamışsın bu fonksiyonu? 1 ile toplamışsın. O zaman bu topladığın a ne? A'mız da arkadaşlar 1 olmuş oluyor o zaman burada. Yani bu durumda 2 bölü 2 eksi 1'den cevabımız 2. Yani Edirne oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bakış açınızı bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle unuttuysanız özel tanımlı fonksiyonları izlemeniz gerekiyor. Buradaki periyotları da çok iyi bir şekilde anlamanızın yolu bu. Zaten arkadaşlar en kötü ihtimalle şıklardan deneyerek bile bulabilirsiniz. Ee, mesela şu üstteki soru tipini şıklardan deneyerek bile bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu bence oldukça önemli. Yani bir e, trigonometrik fonksiyonun periyodik olarak devam ettiğini ve e, aynı sonuca geldiğini bilmeniz oldukça önemli. Bu sadece bu arada trigonometrik fonksiyon için değil, birçok fonksiyon için geçerli bir durum olabilir sevgili arkadaşlar. Diyelim üniversitede bunu çok detaylı bir şekilde görüyorsunuzdur. Umarım hocanız iyi olur üniversitede. O zaman arkadaşlar çok şey fark ettirir diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.